Merhaba çocuklar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan korona faciasından dolayı derslerimizi bir müddet uzaktan eğitim şeklinde işleyeceğiz. İnşallah daha sonra sınıflarımızdaki yerlerimizi alıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırladığınız üzere Hz. Muhammed'in hayatını anlatıyorduk çocuklar. Hz. Muhammed'in hayatıyla alakalı ayrıntılara ve detaylara bir şekilde vakıf olmak durumundayız. LGS konularımızın başında bununla alakalı sorular çıkacağını, bununla alakalı bir takım zor özellikle sorulara muhatap olacağımızı hatırlamamız lazım, bilmemiz gerekiyor. Şimdi çocuklar, Hz. Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyetini işleyeceğiz burada. Hakkı gözetmek nedir? Bir peygamberin özellikle kendisi son peygamber olan birinin zaten hakkı gözetmesi gerekiyor dediğinizi duyar gibiyim. Zaten bu konuda hepimiz hemfikiriz. Fakat bunun ayrıntılarını öğreneceğiz. Yani bir peygamber nasıl hak gözetir? Bir peygamber nasıl hassasiyetle bu konuya yaklaşır? Onları inceleyeceğiz. Öncelikle Hz. Peygamber'in genç yaşlarda Hilfül Fudul denilen Erdemler Birliği olarak tanımlanan bir derneğe üye olduğunu tarih kayıtları bize anlatıyor. Bu derneğin başında Zübeyr isimli amcası var. Bu amcası Hz. Peygamber'in 20'li yaşlarındayken Hz. Peygamber'e bu derneğin hikmetlerini, bu derneğin özelliklerini anlatmış ve onun içini bu derneğe karşı ısındırmıştır. Peki hocam, bu derneğin önemi nedir? Bu dernek haksızlığa uğrayan kişilerin, özellikle Mekke civarında haksızlığa uğrayan kişilerin haklarını arayan, onlara yardımcı olan, onlara destek olan bir oluşum. Hz. Peygamber özellikle kendisine cahiliye döneminde yapıp pişman olmadığı şeyler sorulduğunda Hilfül Fudul'a katılmasını yapıp da pişman olmadığı şeyler arasında sayar. Hatta bugün bir daha olsa bir daha katılırım diyerek yanıt verir. Hz. Peygamber'in savaş esirlerine karşı da çok hassas bir şekilde davrandığını, onları düşmanı olarak algılamayıp, savaş esiri olduklarından sonra tabii, düşmanı olarak algılamayıp onlara savaş hukuku çerçevesinde muamele ettiğini biliyoruz. Örneğin Peygamberimiz Bedir Savaşı esirlerine adaletle davranılmasını istiyor. Onlara eziyet edilmemesini, insanların kendi yediklerinden onlara yedirmesini ve onları fidye karşılığında serbest bırakılmasını istiyor. Özellikle bunu talep ediyor. Kesinlikle diyor, eziyet eden, işkence eden, yanlış yapan kişiyi ben kendim ciddi bir şekilde uyarırım, ona tepki gösteririm diye buyuruyor. Peygamberimizin yine hassasiyetinin işaretlerinden biri de onun çocuklara karşı olan hassasiyeti aslında. Onlara karşı olan sevgisi, saygısı, özellikle saygısı yalnızca çocukların çocuk oldukları için sevilip okşanıp İşte bir kenara bırakılacak varlıklar olarak görmüyor Hz. Peygamber. Onlara miras vermemizi ve onlara her konuda adaletli davranmamızı tavsiye ediyor. Onun için çocuk yarının büyüğüdür. Kendisi için bir çocuk İslam'ın ve insanlığın yarınki temsilcisidir. Bu açıdan bakarak çocuklara ve
daha merhamete, sevgiye muhtaç insanlara yaklaşıyor. Yine Hazreti Peygamber kul hakkına çok önem veriyor. Bu konuda çok hassas. Örneğin vefat etmeden önce Mescid-i Nebevi'ye gelip diyor ki, düşünün yani Hazreti Peygamber vefat etmesine az bir süre kala, ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam ödemeye hazırım diyor. Yani bir peygamber düşünün arkadaşlar. Bu peygamber öleceğini az çok biliyor ve kalkıp Mescid-i Nebevi'ye gidip diyor ki, ey insanlar, bir haksızlık yapmış isem bunun bedelini ödemeye, bunun hakkını vermeye hazırım. Siz yeter ki söyleyin. Tabi bu noktada kimse Hazreti Peygamber'in kendisine haksızlık yaptığını söylemiyor. Böyle bir şey olmuyor zaten. Adaletten hiçbir zaman taviz vermiyor. Kim ne hak ettiyse, nasıl hak ettiyse ona öyle davranıyor, öyle yaklaşıyor. Örnek olarak Medine'de zengin bir kişi hırsızlık yapıyor. İnsanlar o kişinin zengin olduğu için affedilmesini, ceza almamasını istiyor. Tabi bu peygamberimizi rahatsız ediyor. Peygamberimize ulaşınca peygamberimiz çok rahatsız oluyor. Usame diyor ki, git onlara söyle. Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı bir hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar. Zayıf bir hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden felaketti. Allah'a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed'in kızı Fatıma olsa bile cezasını veririm. Bu noktada ne kadar hassas olduğunu, ne kadar bu konuda kendisinin dikkatle davrandığını görüyoruz. Yine Peygamberimizin hakkı gözetmesi ne demektir? Bunu biraz daha ayrıntılandıralım istiyorum. Peygamberimizin hakkı gözetmesi, kişinin doğrunun yanında olup yanlışı eleştirmesi demektir. Peygamberimizin insanların her şartta ve her yerde haksızlığa karşı sesini çıkarmasını istemesidir. Adil bir devlet başkanı istemesidir. Bu böyle uzatılıp götürülecek bir liste. Yine Nisa suresi 135. ayette, ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsun, fakir olsun, Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu da ne kadar önemli değil mi? Ne kadar hassas bir mesele. Allah ve Peygamberin bizzat vurguladığı, hakkı gözetirken hassas olmanın insani açıdan da, İslami açıdan da ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu görüyorsunuz. Son olarak bununla alakalı bir anlatıyı size ifade edip konumuzu bitireceğim inşallah. Hazreti Zeynep biliyorsunuz Peygamberimizin en büyük kızı. Mekke'deyken Ebu Las ile evleniyor. Zeynep tabi Müslüman ama kocası Ebu Las müşrik. Ve hatta müşrik Bedir ordusunun içinde yer alıyor. Savaş sonunda da peygambere esir düşüyor. Peygamberin damadı müşrik, peygambere esir düşüyor. Hakkında fidye kararı çıkıyor. Yani para karşılığı serbest bırakılacak. Ashabtan bazıları Resulullah'a gelip diyor ki, ya işte senin damadın, biz bunu görmezden geliriz. Sen serbest bırak, fidye alma. Çünkü sen burada fidye alırsan kendisinden kızına kötü davranır. Biz de bir şey demeyeceğiz. Sen kendisini parasız serbest bırak. Tabi Peygamber Efendimiz bunu kabul etmiyor. Şiddetle reddediyor. Zaten Ebu Las'ın da yanında parası yok.
yeteri kadar. Eşinin fidye parasını ödemesi için Zeynep'e haber gönderiyor. Zeynep tabii Mekke'de o zamanlar. Zeynep'te de para yok. Zeynep ne yapıyor? Hazreti Hatice'nin, yani annesi Hatice'nin kendi düğünlerinde takmış olduğu para eden gerdanı veriyor. Onu gönderiyor Medine'ye. Gerdanlık gelince gözlerinden, tabi peygamber görüyor gerdanlığı. Gerdanlık gelince gözlerinden böyle yaşlar boşalıyor. Peygamber şöyle buyuruyor: "Bu eşimin gerdanlığı kızıma düğününde takmıştı," diye söylüyor. Hazreti Hatice'yi ne kadar sevdiğini de herkes iyi biliyor. Orada sahabe Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'ye karşı duygularını, düşüncelerini çok iyi biliyor. Peygamberimiz sonra şöyle diyor: "Bir annenin hatırasını kızına bırakmak doğru olmaz mı? Eğer uygun görürseniz Zeynep'in esirinin fidyesini geri çeviriniz." Ashab da zaten bu teklifi bekliyor anda. Büyük bir memnuniyet içinde kabul ediyor. Peygamberimiz damadına müşrik olduğu sürece eşinin kendisine haram olduğunu söylüyor. Zeynep'e ve torunu Ümame'ye de Mekke'ye göndereceksin diye kendisiyle şartlaşıyor. Daha sonra Ebu Las'ı salıyor. Ebu Las da Mekke'ye gittiği zaman Zeynep ve kızı Ümame'yi Hazreti Peygamber'e gönderiyor. Gördüğünüz gibi peygamber olsa dahi bazı kurallara, bazı ilkelere riayet eden, onun dışına çıkmayan, haksızlığa hiçbir şekilde tahammül etmeyen, Allah'ın rızası için hareket eden ve ona uygun davranmaya çalışan bir peygamberden söz ediyoruz. Gençliğinde Hilful Fudul'e katılıyor, 20 yaşındayken. Savaş esirlerine çok iyi davranıyor. Hiçbir şekilde onlara işkence etmiyor, zulüm göstermiyor. Ve başkalarının da onlara işkence yapmasını engelliyor. Çocuklara karşı çok adaletli davranıyor. Onlara hassas bir şekilde davranılmasını tavsiye ediyor. Kul hakkına çok çok önem veriyor. Ve bunun yanında hiçbir şekilde adaletten taviz vermeyerek rahmet peygamberi, adalet peygamberi olduğunu da ortaya koyuyor.